Merhaba, ben Savaş Yakar. Hayatımız Proje, projesinin el kitabında yer alan kişisel gelişim yazılarını okumaya ve anlatmaya devam ediyorum. Bugün sizlerle paylaşacağım yazı, proje yönetim ofisi kurmak yetmez. Gözlemlerime göre proje yönetimi çalışanlar ve üst yönetimler tarafından sevilmeye başladı. Geriye dönüp baktığımızda proje yönetimi olmadan buraya kadar gelmişsek böyle devam edebiliriz düşüncesi yaygınken artık üst yönetimlerin ayağı yere basmaya başladı. Eminim ki bir süre sonra her başarılı şirketin arkasında proje yöneticileri vardır gibi sözleri duymaya başlayacağız. Şirketlerdeki proje yönetim ofisleri ya da proje yönetimi ile ilgilenenlere bakarsanız genellikle mühendisleri görürsünüz. Proje yönetimini tek bir branşın işi gibi görür ve sahiplenmesine bırakırsanız başarısız olması çok doğaldır. Herkes çalıştığı şirketin önemli bir unsurudur ve projelerde alacağı rol itibariyle proje yönetimine gereken önemi vermelidir. Aslında burada belirtmeye çalıştığımız proje yönetimine ilişkin rollerin sponsor projesi veya proje ekibi her seviyesinde şirketin bir rol olarak kabul edilmesi ve hangi role atanırsa o konudaki sorumluluğunu yerine getirmesidir. Proje yönetim ofisleri özellikle kurulum ve yapılanma aşamasında bazı hatalar yapıyorlar. Örneğin, kurulma amaçları proje koordinasyonu iken zaman içinde iş takipçiliğine, projeleri sadece izlemekten ve üst yönetime raporlamaktan sorumluluğu ara birimlere dönüşebiliyorlar. Burada önemli olan proje yönetim ofisini kurarken hangi amaçla kurulduğunun netleştirilmesi ve o konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır. Proje yönetim ofisleri, şirketlerin stratejik planlarının hayata geçirilmesinde hayati bir rol oynayacak kadar profesyonel ve gelişkin olmalıdırlar. Profesyonel proje yöneticilerinin birleşme noktası, bilgi ve birikimin şirketin geleceği için toplandığı merkezler olmalıdırlar. Proje yönetimini öğrendikten sonra proje ofisini kurmak daha doğru olacaktır. Ama çoğu şirkette önce proje ofisi kurulmakta, sonrasında eğitimler alınmaktadır. Eğitimler nasıl bir proje ofisi olmalı sorusunun yanıtını bulmakta kritik öneme sahiptirler. Burayı biraz daha açmak istiyorum. Çünkü burada önemli olan proje yönetiminin şirket içinde nasıl uygulanacağı ve proje yönetimi konusundaki rol ve sorumlulukların kimlere nasıl dağıtılacağının belirlenmesidir. Alınan eğitimlerle gerek proje yönetimi iyi anlaşılmakta, gerekse proje yönetimine ilişkin rollerin daha iyi kavranması ve şirkette nasıl konumlandırılacağının belirlenmesi sağlanmaktadır. Benim önerim mutlaka önce proje yönetimleri eğitimleri alınması ve sonrasında proje ofisi çalışmalarının yapılması olacaktır. Şimdi eğer başarısız olduğu düşünülen bir proje yönetim ofisi varsa değişim hemen başlamalıdır. Eski proje yönetim ofisinin yerine yeni bir isimle proje başarı merkezi gibi bir isim konulabilir. İlk adım atılmalıdır. Eğer şirket içinde projeler giderek artmakta, zaman ve maliyet aşımları yaşanmakta ise bir süre sonra proje yönetim ofisi işlerin düzene girmesi açısından zorunluluk haline gelecektir. Fakat proje yönetim ofisinin sihirli bir değnek olmayıp ona inanan çalışanlarca yürütülen bir gemi olacağı unutulmamalıdır. Özellikle üst yönetimin proje yönetim ofisini desteklemesi gerekmektedir. Proje yönetim ofisinin sorumluluk yetki dengesi görev tanımlarıyla ilişkili olmalıdır. Şirket çalışanlarının proje yönetim ofisinin gerekliliğine inanmaları başarısı için çok önemlidir. Burada birkaç konuyu açmak istiyorum. Proje yönetim ofisleri sihirli bir değnek değil. Aksine proje yönetimine inananlar tarafından sahiplenilmesi gereken ve yürütülmesi gereken bir çalışmadır. Üst yönetim proje yönetim ofislerini kendi kafasına farklı konumlayabilir. Fakat önemli olan proje yönetim ofisinden beklentilerini netleştirmesi
ve daha da önemlisi yönetimin proje yönetimini anlamasıdır. Proje yönetim ofisini istemek yetmez, yönetimin bu konuda ciddi ve gerçekçi desteğini göstermesi ve vermesi gerekir. Proje ofisinin sorumluluk ve yetki dengesi, şirket içindeki organizasyonel yapıya hiyerarşik dengeyi bozmayacak şekilde konumlandırılmalıdır. Proje yönetim ofisi, projelere üst yönetimin gözüyle bakmalı, şirketin stratejik hedeflerine uygunluğunu sağlayabilmelidir. Proje yönetim ofisi, üst yönetime kendi varlığı ile birlikte nelerin değiştiğini veya değişeceğini açıklayabilmelidir. Burada önemli olan proje ofisinin şirkete ne katacağını doğru ifade etmesidir. Proje ofisinin varlığını açıklayabilmesi, nasıl katkılar sağlayacağını açıklayabilmesi önemlidir. Proje yönetim ofisi şirket vizyonunu destekleyecek ve gerçekleyecek şekilde yapılandırılmalıdır. Şirketin proje koordinasyonu konusundaki sıkıntılarına çare olmalı, önceki döneme göre daha iyi gelişmelerin olmasını sağlamalıdır. Bu yazımın sonunda bir iki klişeyle tamamladım. Proje yönetiminde önce pratik, sonra eğitim geç başarıyı getirecektir. Önce eğitim, sonra pratik erken başarıyı sağlayacaktır. Yazımın başındaki bir sözü buraya da ekleme ihtiyaç duydum. Her başarılı şirketin arkasında proje yöneticileri vardır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben Savaş Yakar.